Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Acaba sen nasıl bir kızsın? Hiç merak ettin mi? Verdiğin cevaplara göre nasıl bir kız olduğunu söyleyeceğiz sana. Hazır mısın? O halde hemen başlayalım. Öncelikle bu kişilik testine verdiğiniz cevapların her biri bir puana denk gelmektedir. O yüzden yanınıza mutlaka bir hesap makinesi almayı unutmayın. İlk sorumuzla hemen başlıyoruz. 1 numara. Hiçbirine aşık oldunuz mu? A. Hayır ama bir çıktığım var. B. Hayır, aşka inanmam. C. Şimdi aşık olmak istemem. D. Evet, aşık oldum. Verdiğiniz cevaplarda A dediyseniz 10 puan, B dediyseniz 40 puan, C dediyseniz 30 puan, D dediyseniz ise 20 puan aldınız. 2 numara. Kendini nasıl bir kız olarak görüyorsun? A. Kesinlikle yaramaz. B. Biraz sert ve maceracı. C. Sadece normal. D. Şık ve zarif. Verdiğiniz cevaplarda A dediyseniz 40 puan, B dediyseniz 30 puan, C dediyseniz 20 puan, D dediyseniz ise 10 puan aldınız. 3 numara. Okulda hiç ceza yediniz mi? A. Bazen oldu. B. Her zaman. C. Hayır, var ya da yok. D. Asla, ben iyi bir kızım. Verdiğiniz cevaplarda A dediyseniz 30 puan, B dediyseniz 40 puan, C dediyseniz 20 puan, D dediyseniz ise 10 puan aldınız. 4 numara. Ne kadar çok arkadaşın var? A. Bir aylı fazla arkadaşım var. B. Fazla olmasa da arkadaşlarım var. C. Birkaç arkadaşım var. D. Benim hiç arkadaşım yok. Verdiğiniz cevaplarda A dediyseniz 10 puan, B dediyseniz 20 puan, C dediyseniz 30 puan, D dediyseniz ise 40 puan aldınız. 5 numara. Ne tür müziklerden hoşlanıyorsun? A. Pop, jazz. B. Klasik, arabesk. C. Rock, metal. D. Hip hop, rap. Verdiğiniz cevaplarda A dediyseniz 30 puan, B dediyseniz 10 puan, C dediyseniz 40 puan, D dediyseniz ise 20 puan aldınız. 6 numara. Ne sıklıkla makyaj yaparsın? A. Her gün hafif makyaj yaparım. B. Bazı günlerde makyaj tercihim. C. Yüzümün çoğunluğu hep makyaj. D. Makyaj yapmayı sevmiyorum. Verdiğiniz cevaplarda A dediyseniz 30 puan, B dediyseniz 20 puan, C dediyseniz 10 puan, D dediyseniz ise 40 puan aldınız. 7 numara. Birisini üzdüğünde ne yapardın? A. Ondan uzaklaşırdım. B. Tekrar özür dilerdim. C. Neşelendirmeye çalışırdım. D. Onun ne hissettiğini anlamaya çalışırdım. Verdiğiniz cevaplarda A dediyseniz 40 puan, B dediyseniz 20 puan, C dediyseniz 10 puan, D dediyseniz ise 30 puan aldınız. 8 numara. En çok hangisini tercih ederdiniz? A. Okul. B. Alışveriş merkezleri. C. Spor aktiviteleri. D. Oyuncak hayvanlar. Verdiğiniz cevaplarda A dediyseniz 40 puan, B dediyseniz 10 puan, C dediyseniz 30 puan, D dediyseniz ise 20 puan aldınız. 9 numara. Hangisini almak isterdin? A. Kitaplar. B. Çiçekler. C. Oyuncaklar. D. Makyaj malzemeleri. Verdiğiniz cevaplarda A dediyseniz 40 puan, B dediyseniz 10 puan, C dediyseniz 30 puan, D dediyseniz ise 20 puan aldınız. 10 numara. Baskın karakter özelliğin hangisidir? A. Mutlu, eğlenceli. B. Yalnız, duygusuzluk. C. Hassas, analitik. D. Güvenilir, cesur. Verdiğiniz cevaplarda A dediyseniz 10 puan, B dediyseniz 40 puan, C dediyseniz 20 puan, D dediyseniz ise 30 puan aldınız. Sorularımızın sonuna geldik. Şimdi tüm puanlarınızı toplayın ve çıkan sonuca göre kendi kişilik özelliğinizi öğrenin. 100-170 puan. Prenses ve cici kız çıktın.
kibar tavırların, cici bici kıyafetlerin, mükemmel ve sade makyajınla birçok kızın olmak istediği, deneyip de çoğunun olamadığı kızsın. Her zaman dikkat çeken bir yapıya sahipsin ve ortama girdiğin an anında gözler sende. Girdiğin her ortamda farkında olmayabilirsin fakat seni kıskanan pek çok insan var. Ayrıca kendinle de barışıksın. Kendini oldukça beğeniyor ve bunu kimseden saklama ihtiyacı duymuyorsun. Çevrende sana hayran olan bir sürü kişi var. Bizden söylemesi. Zaten senin gibi birine hayran olmamak elde değil. 180-250 puan. Dürüst bir kız çıktın. Normal bir kızın yapacağı şeyleri yapmaktan hoşlanan bir kızsın. Süslenme olayını aslında başkaları için değil, tam olarak kendin için yapıyorsun. Diğer yandan görüp görebileceğimiz en gamsız ve neşeli insanlardan birisin. Öyle ki etrafındakiler seni kendilerinin neşe kaynağı olarak görüyorlar. Fakat hiç üzülmüyor musun? Elbette senin de üzgün olduğun zamanlar oluyor. Ama sen üzüntülerini asla dışarıya yansıtmayan bir insansın. Adeta üzgün olduğun anlarda öyle bir maske takıyorsun ki yüzünden hiç kimse bir şey anlamıyor. Bunu da elbette kendini korumak için yapıyorsun. Ve sana bir şey söylemek istiyorum. Yalnız değilsin. 260-320 puan. Asi ruhlu bir kız çıktın. Sen tam bir özgür kızsın. Muhtemelen arkadaşlarınızın arasında yaramaz olarak anılıyorsun. Hayallerini gerçekleştirmek için yaşarsın. Üstelik bunu tüm kalbinle, severek yaparsın. Kimsenin yardımına ihtiyacın yoktur. Ancak gerektiğinde de seni sevenlerden yardım istemeyi bilirsin. Bir şeyi kafana koyduğunda önünde daha olsa durduramaz. Herkes seni hayalperest gibi tanımlasa da en derinlerde şunu bilirsin. Büyük hayaller kuranların gerçekleştirdikleri de büyük olacaktır. 330-400 puan. Hipster çıktın. Sen son zamanların aranan kızısın. O kadar havalı, o kadar coolsun ki anlat anlat bitmez. Etrafındaki insanlar tarafından takip ediliyorsun. Yani tarzın olsun, hareket olsun. Sendeki bu kendinden emin, biraz da gizemli duruş sana o kadar çok yakışıyor ki. Kısaca sen ortamların çekinilen ve özenilen havalı kızısın. Alternatif ve sıra dışı olmak senin çok hoşuna gidiyor. Hiçbir şeyden korkun, çekincen yok senin. Ayrıca müzik senin resmen hayatın desek yanılmış olmayız asla. Kulaklıklarını taktığın zaman senden mutlusu, huzurlusu olamaz bu dünyada. Videonun sonuna geldik. Siz hangisi çıktınız? Yorumlarda yazmayı unutmayınız. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.